أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكتوب الثالث في السماعين والمية 183. مكتوب شرف مورا بانزرين سسره مكتوبات ربانيدن برنجل 183. مكتوب لأن مولا معصوم الكابلي كابلي مولا معصوم أجندر يور في النصيحة النصيحة تكند مسلمان بليسود نصيحة لمس لازم آية كريمة استنفى ذكر في النذكرة تنفع المؤمنين. Ey Habibim, vaaz et, nasihat et. Zira nasihat vaaz müminlere fayda verir. Mevla Teala istifade etmeye bizi muvaffak eylesin. Allah dostlarının kelamı kalbe tesir eder. Onlar çünkü kalpten konuşurlar. O yüzden bizim kalbimize, derinliğine tesir eden sözleri dinleyip anlamamız lazım. Allah dostlarını göremedik. Göremediksek o zaman eserlerini okumamız lazım. Razaka cumhurullah subhanahu el istikamete ala cahat etiş şeriatı Mustafaviyeti ala sahibi salatu ve selamu tahiyy. Cenab-ı Hak sizi biz diyor şeriat caddesi, Muhammed Mustafa sallallahu getirdiği şeriat caddesi üzere istikametle, yürümekle daim olmakla rızıklandırsın. Amin. Onun üzerine salatu selam olsun. Ve cealina ve iyyâküm sizi biz de yapsın. Müteveccihine ila Cenab-ı Kudsihi bil külliye tamamıyla, bütün varlığıyla Zat-ı Pâk Sübhanesine doğru yönelmiş yapsın. Meşgalena bihi, kendisiyle meşgul etsin bizi. Bini gayrihi, başkasından alıp sırf kendisine yönelmekle meşgul etsin. Hatta la neteveccehe ile isniniyeti. Ta ki ikiliğe yönelmeyelim. Allah ile beraber başka bir şeye yönelmiş olmayalım. İşte asıl tevhid burada düğümleniyor arkadaşlar. Allah ile beraber başka bir ilaha dua etmek, tazim etmek asla caiz olmadığı için bunu zahirde şeriatın kelime-i tevhidi okumakla, İslami hükümleri yaşamakla zahirde bu olmuş oluyor. Ancak kalbin, ruhun, gönlün sağa sola yönelmesi, meşgul olması, sevgileri, muhabbetleri, tutkuları ne oluyor? Aslında Allah-u Teala'nın sevgisini, muhabbetini engellemiş oluyor. Bundan kurtulmak için zahiren batının bütün varlığıyla Allah-u Teala'ya rızasına, cemaline yönelmek lazım. Vel me'mul en la tekune taallukatü şedde. Umulan şudur ki diyor, değişik alakalar olmasın. Ve teveccühatul müteferrikatü. Dağınık dağınık, farklı farklı şeyler, sağa sola dönmek, yönelmek, değişik şeylere kalbin yönelmesi olmasın. Elleti istevlet ala zahiri. Bunlar zahiri kaplamış. Gözü, eli, ayağı, kulağı, kalbi her taraf kaplamış olan değişik alakalar, çocuk derdi, ev derdi, iş derdi, arkadaşlarla olan muhabbet, ilgiler. Bu gibi şeylerin olmamasını umarız. Maniaten an nisbetil batıniti. Batıni nisbete, ruhun, kalbin yönelmesi lazım gelen Rabbisine doğru olan alakasına, ilgisine, o nispete, o bağlantıya engel olmuş olmamasını umarız. Engel olucu olmamasını umarız. Ve maalesef bununla beraber yenbe-i se'yü vel iştihadu, çok gayret ve çalışmak lazımdır. Fî tahkîkil tefrikati zahriyeti. Zahiri tefrika neden oluyor? Onun aslını incelemek lazım. Ve tefessuhu anha, o zahiri tefrikayı, sebep olan şeyleri inceleyip, araştırıp tefsir etmek lazım ki lella tesriye fil batını, zahirde olan alakalar batına tesir etmesin. İnsan hariçte bir şey görür, sever, ilgilenir. Onun sevgisi kalbe akar. Dolayısıyla kalpteki manevi bağlantıya engel olur. Böylece fetemne'a anil gusuli ile matlabil hakiki. Hakiki matlab olan talep edilen Mevla'ya ulaşmaya mani olur. İnsanı oyalar. Eyazen billahi subhanahu ve zâlike. Bunlara Allah'a sığınırız. Mevla Teala'ya ulaşmakta bize engel olacak şeylerden Allah'a sığınırız. Ve la testahsinü dünya ve ma fiha. Dünya ve içinde bulunan bütün eşya hak etmez. Ve la testahikku dünya ve ma fiha. Dünya ve içinde olan bütün eşya hak etmiş değildir. Len tusrafa bidatul umr el aziz fi tahsilha. O dünyayı ve içindeki eşyayı elde etmek için aziz, kıymetli olan şu ömrü harcamaya, şu ömür sermesini, o sermayesini o yolda tüketmeye asla ve kata uygun değildir, layık değildir, hak etmiş değildir. Bu ömür Allah yolunda harcanması lazım, Allah sevgisinde. Eşşartu vel ihbar, şart haber vermektir. Ben haber veriyorum diyor. Ve ila meta yemtettü menamül ernep. Ne zamana kadar tavşan uykusu devam edecek? Kulaklarından pamuğu ne zaman çıkaracaksın? Şiir. Ve mel kasru ve bostanu illa mehabisu. Saraylar, bostanlar, bahçeler, evler, arabalar sadece ve sadece hapishanedir. İnsanı hapseder, meşgul eder. Ve mel malu vel emlak, mallar, mülkler illa mesaibi ancak musibettirler, imtihandırlar. Ayet-i Kerime'de buyuruyor Cenab-ı Hak, sizin mallar, mallarınız, çoluğun çocuğunuz sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Fe'in hasel el amel kabile el mevt,
ölümden evvel amel etmek, İslam'ı yaşamak hasıl olursa fe bihane güzel. Ve illa eğer bu olmazsa fe husranun fi husranin. Ziyan içinde ziyandır, zarar içinde zarardır. Yenbe en yuadde zikrul kalbi ve meşguliyetul batın. Kalbin zikrinin ve ruhun, kalbin meşguliyetinin, zikirle, fikirle meşguliyetinin sayılması lazım. Azizen çok kıymetli kabul edilmesi lazım. Kalbin zikirle, fikirle, Mevla Teala ile alakalıysa, ilgiliyse, meşgulüse bu çok kıymetli şeydir. En yettekize küllemâ yunâfîhi adüvven. Bu kalbi zikre, manevi bağlantıya engel olan, zıt olan her şeyi düşman bilmek lazım. Şiir, küllemâ dünehvel hak. Hakkın sevgisinden, arzusundan başka ne varsa o şey velev ekle kandin kant yani böyle şeker yemek, tatlı yemek de olsa fevsemun katilu öldürücü zehirdir. O aslında insanı öldürür. Ama Resulü'l belâ. Resulü'l-Esi ancak tebliğ vardır. İşte muhteremler. Allah dostları bizi uyandırıyor, ikaz ediyor. İşte mürşit bunun için lazımdır. Zararımızı, karımızı, faydalıyı, zararlıyı bize devamlı ikaz eden bir büyük başımıza lazımdır. Onların sohbetinde dayanmak lazımdır. Böylece insan sürekli olarak ayık olur, uyanık olur. Gaflet pamuğunu kulağına atar. Kalbine doldurması lazım şeyin sadece ve sadece Allahu Teala'nın ve dostlarının sevgisi olduğunu bilir. Diğer sevgileri kalbine atarak isni niyet denilen ikilik. Allah'tan gayri şeyleri de sevmek manasındaki o kötü engelleri kaldırmaya çalışır. Buna işte tarikat deniyor. Kalbi boşaltmak, tasfiye. Nefsi temizlemek, tezkiye. Bu tarikattır. Tarikat çalışmasıdır. Bu hallolduktan sonra kalp boşalıp temizlenip nefis tezkiye arındı, kötü huylardan arındıktan sonra o zaman hakikat olmuş oluyor. Hakikat olunca sanki evin penceresini, perdesini açtın, güneş içeri girer zaten. Sen yeter ki pencereyi aç. O perdeyi aç. Perdeyi açmak, o tozu toprağa atmak tarikat çalışması oluyor. Oraya güneşin nuru ilahinin girmesi hakikat oluyor. Ondan sonra o nuru ilahinin kalpte insana verdiği ilimler, marifetler ne oluyor işte? Marifetullah oluyor. O haliyle namazı kılmak hakiki namaz oluyor işte. O haliyle zikretmek hakiki zikir oluyor. Daha belki zikirler, ibadetler, kalpteki bir sürü kıvır zıvırla beraber yapılan ibadetler suret adır. Mevla bizi suretten kurtarıp hakikate ulaştırsın. Namazın hakikatine, Kur'an'ın hakikatine, ibadetin hakikatine, zikrin hakikatine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatine, hakikatler hakikatine bizi kavuştursun inşallah. Elhamdülillah.